Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Zaptiye Osmanlı oyununda yeni bölümle birlikteyiz. Anketi yaptık dün arkadaşlar. Zaptiye Osmanlı oyunu devam etsin mi, etmesin mi diye. Büyük çoğunluğunuz ankette devam etsin dedi. Bu doğrultuda oyuna devam edeceğiz. Hatta arkadaşlar izlenen en çok izlenen oyunlardan biri Zaptiye Osmanlı. Yani sevdiğinizi biliyordum ama istemeyen arkadaşlar vardı. Ben de anket yapmak istedim. Anketin sonucunda çoğunuz oyunu istiyorsunuz. Biz de siz istemeyene kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Sıkılanlar olursa geçebilir. Çünkü ben çok karışık oyunlar atıyorum arkadaşlar. Beğendiğinizi, size uyan oyunları izleyebilirsiniz. Karışık kategoride oyunlar atıyorum. İstediğinizi seçip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani beğenmediğinizi izlemeyebilirsiniz. O yüzden karışık atıyorum ki bazı kişilerin izlediği başkadır, bazılarının istediği başkadır. O yüzden farklı farklı oyunlar atıyorum. Seçtiğinizi, beğendiğinizi izleyebilirsiniz. Bu arada yeni görevimiz 1500 akçeye kadar yükseldi. Hemen 4 tecrübe 1500 akçelik yeni görevimize gidelim. Dün yine tek mermiyle ölmüştük biliyorsunuz. Çok fazla yakından yakalandığınızda affetmiyorlar. Bu sefer daha dikkatli olmaya çalışacağım. Bakalım yeni görevimizin yeri neresi? Evet, köprünün orası. Bildiğimiz yerler. Bildiğimiz yerler oralar. Gidelim bakalım. En azından şöyle çok kısa alanlı yerler değil. Kafadan yemeyeceğim diye tahmin ediyorum. Bakalım bu sefer kafadan tek mermi yiyecek miyiz arkadaşlar? Yememeyi umuyorum. Güzel bir plan yapıp yaklaşmam lazım. Bıçakları kullanacağız çünkü yaklaşamıyoruz. Hepsinin arasına dalmaya düşünsek imkansız, çıkmamız imkansız. O yüzden bıçaklarla biraz azalttıktan sonra silahla ondan sonra işlerini bitirebiliriz. Bu arada 235 tecrübemiz var. 256'da silahımızın da mesafesini ileri derecede geliştirmiş olacağız. En yüksek dereceye ulaştırmış olacağız. Şimdi şöyle geniş açıdan bir bakalım düşmanlarımıza. Tepelerde 1, 2, 3 evin üstünde var. Altta da 3. Büyük ihtimalle şu duvarların, surların arka tarafında da adamlar var. Kalabalık bir ortam. Orman tarafından gitmeyeceğim. Ormanda ben de onları göremiyorum. O yüzden ev tarafından gitmeyi düşünüyorum. Aha, beni duydu. Nereden duydu? Peşime geliyor. Gel gel. Al. Al. Seni uyanık. Bu kadar uzaklaşma. Bölgenden uzaklaşırsan ne demişler? Sürüden ayrılanı kurt kaparmış. Kurtun önüne düşersin böyle. Ver o bıçağı alayım. Bu kadar uzaklarda ne işin var? Şu dayıya gider mi? Gitmez. Arkadan dolaşmak istiyorum. Şuralardan dolaşmak istiyorum. Şu çatta adam var mıydı? Bakacağım şimdi. Şimdi kontrol ediyorum. Yok gibi. Gibi gibi gibi. Yok gibi gibi olması lazımdı ama ya. Sanki oradan bir yerde ben gördüm. Şunu mu gördüm? Hop. Güm. Sen peşine gitmek ister misin? Aa, o uzakmış orası. Tepelerde başka adam var mı şuralarda? Yok. Düşmeleri falan, seslendirmeleri çok güzel yapmışlar. Aa, şuna bak. Kekliğe bak. Hop. Güm. O da düştü. Sen. Hop. O orada kalır, düşmez. Çok adam var. Sen, orası uzak diyor. Yaklaşalım. Onu da aldım. Güzel. Şu ileride bir tane var, otursun. Sen, uzak mı? Bir iki adım yaklaşsam olur. Hop. Onu da aldım. Aşağı düşmen lazım. Tüh, şansa bak. Duvara yaslandı, düşmedi. Alttaki kekliğe gider mi gitmez. Sen, al. Alın, alın. Aa, yaklaşmışlar, haberimiz yok. Şöyle bir güzel ezelim onları orada. Oradan ganimet de toplarız. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Al. Sen de al. Bir tane bıçağım kaldı. Tepeleri alamıyorum. Mesafe uzak. Aşağıdakini alamadım. Güzel. Sessiz ve derinden yaklaşmaya devam edelim. Şuralarda kimse yok. Şurada biri var mı? Sanki biri var şurada. Yok.
Şimdi surların arka tarafında da adamlar var. Bakın şimdi ne çıkacak. Bak şimdi şöyle yandan bir bakayım. Tam dediğim gibi surun arka taraflarında da adamlar var. O güm, ondan enerji de çıktı. Bıçaklar bitti. Şuradan bıçak toplamak istiyorum. Eğer görünmezsem. Şuradakiler beni görmezse. Onların dünyadan haberleri yok. Onlar şu an ısınıyorlar. Havalar soğuk, ısınma hareketi yapıyorlar. Tam yanımda biri var. Şuradan beni görmeden bir bıçak alırsam onu vuracağım. Arkası dönük, görmeyebilir. Güzel. Hatta iki kişi mi var orada? Hatta iki kişi var ve beni gördü. Ve beni gördü. Buraya kadar iyi gittik gene. Buraya kadar iyi gittik. Şimdi aksiyon başlasın. Hareket başlasın. Şuradaki uyanık yüzünden, şunun arkasındaki uyanık yüzünden kaldığımız hallere bak. Allah, al sen de. Adamın kafasını öyle patlatırım. Çok uyanığı yaşatmayız. Biraz uzak oynayacağım. Mermimiz var. Doldur. Şu silah mesafesini arttırırsam harika olacak. Hop, arabayı üstüme fırlatıyor neredeyse. Doldur. Hareketli olduk mu sıkıntı yaşamayız diye tahmin ediyorum. Teslim olan arada kaynadı. Yapacak bir şey yok. Hop, bir gene yedim. Bir tane yedim. Nereden yedim onu? Şöyle biraz sakinleşelim. Onlar da sakinleşsin. Ben de sakinleşeyim. Şöyle sıçrayarak kafasına yapıştıracağım. Ölmedi. Bir tane daha. Hop. Kutuyu nereye fırlattı? Denize attı neredeyse onu. Neredeyse denize attı onu. Sen misin? Al bakayım şunu. Yanında biri daha mı var? Al şunu. Biri daha mı var? Ölmedi. Al bir daha. Evet, şimdi bitirdik. Şu çattakini, şuradakini alalım. En tepedekini alamıyor muyum? Hop. Aşağı düşmedi mi? Kaldı yukarıda. Evet. Şöyle bir kendimi göstereyim. Yok mu ateş edecek? Ama ben de adam sanıyorum onu. Ölmüş. Şuna bak. Poz veriyor bana yukarıdan. Evet. Şurada adam var mı? Arkada var bir tane. Kaçmış oraya. Güzel. Teslim olanı aldım. Yukarıda kaldı. Aşağıya in. Aşağıya in. Hop. 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 Düşüşünü göremedik. Düşüşünü göremedik. Bunu da temizlemiş olduk. Şimdi gelelim karşıdaki güzergah bölümüne. Karşıdaki güzergah bölümüne gelelim arkadaşlar. Severiz. Buradaki çok zordu diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. En zor güzergah bölümlerinden biriydi diye hatırlıyorum. Bakalım öyle mi? Şu canımı dolduracak yerim var mı? Evet, güzergahın yanında var. Bir iki deneme yapalım. Bu en zorlardan biriydi diye hatırlıyorum. Yolun üstündekini çok fazla dokunmuyordum ona. Yanlış mı hatırlıyorum? Bakacağız şimdi. Şimdi bakacağız. 12 tecrübe istiyorum. Önce bir durduracağız tabii. Neyimiz var, neyimiz yok bakacağız. Evet, en zorlardan biri olduğunu söylemiştim. Çok fazla boşluklar var. Evet, önceliğim hemen karşımdaki. Uç dedik. Uç bakalım. Uç oğlum. Uç paşam. Onu duyma. Onu duyma. Küfürleri duyma. Karşıya uç. Bunu da al. Güzel. Dur dur. Sol. Solumuzda. Şunun üzerinde. Devam et. Buraya çıkmak için şuradan çok uğraşmıştık. Şuradaki beni vurmuştu. O yüzden şuradan yukarıya çıkacağız. Burada oyalanmamamız lazım. Bunu alacağız. Sonra şuradan devam edeceğiz.
Bir kez daha sıçrayacağız. Yukarıda tepedekini alacağız ve durduracağız. Arkamızda kaldı mı diye kontrol edeceğiz. Karşıya devam edeceğiz. Son anda tutunduk. Şunu öldürelim önümüzdeyken. Şimdi karşıya atlamamız lazım. Son anda aldık. Güzel. Al onu da. Dön bu tarafa. Hadi 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 hadi. Evet. Durdurduk. Haritaya baktık. Solumuzda. Şu tarafta kaldı. Oraya atlamam için. O balkona çıkacağız. Tamam. Şuradan gitmemiz lazım. Şurada. Ah, canımız da gitti. Harika. Oraya nasıl sıçrayacağız abi? Şu karşıya mı atlamam lazımdı? Unuttum. Şuradan oraya atlayacağım. Abi bir dur ya. Bir dur ya. Evet. Güzel. Buradan karşıya atlayabilir miyim şimdi? Deneyeceğiz. Son anda. Atlayamasaydım bölümü geçemeyecektim büyük ihtimalle. Bunu da aldık. Buradan balkona geçmemiz lazım. Örümcek adam gibi be. Uçtu. Uçtu o kadar mesafeyi. Durduralım. Arkada kaldım bir şeyler. Şunlar arkada değil herhalde. Sol tarafta. Abi karşıya geçmemiz lazım. Şurada. Değil mi? Evet. Orada iki tane var. Ondan sonra aşağıya atlayıp deniz kenarına yapmamız lazım. Buradan karşıya uçabilir miyim? Deneyeceğim. Deneyeceğiz. İmkansız mı? Bizim için imkansız yok. İmkansız yok. Oradan oraya uçması bir mucizeydi bunun. Durdurdum. Tam önümde ve sağımda. Tam önümde ve sağımda. Canım gidecek buradan. Onu biliyoruz. Durduralım. Evet. Şimdi sahilden başlayacağız. Buradan hemen denizden çıkalım buradan. Zaman kaybetmeyelim. Koş 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 koş. Karşıdan al. Bu tarafa atla. Tekrar devam et. Şunu önümüzdeyken vur. Bunu da al. Buradan tekrar içeriye atla. Hızlı bir şekilde zikzak çizerek. Onu da al. Karşıya atla. Önümüze çıkan engelleri aldırma. Aldırma gönül aldırma. Koş oğlum. Karşıda bir tane kaldı. Buradan kıyıya geç. Denizde uğraşma, denizde boğuluruz. Karşıya geçtik. Bunu da aldığımızda görevi de 43 saniye kala tamamlamış olduk bu güzergahı da. Güzel bir bölümdü. Yakında bir görev var mı? Abi güzergahı tamamladım diye geri attı beni. Canımı fulleyelim. Şurada ne var? Haraç vakası. Haraç vakaları standart geçiyor ama olsun, yapalım haraç vakası. Küsmesin bize. Uzun zamandır haraç vakası yapmıyoruz. Tek şarjörde hepsini bakalım öldürebilecek miyiz? Tek şarjörde hepsini öldürebilecek miyiz? 300 akçe 4 tecrübesi var. Genelde alt taraftan geliyorlardı ve ben surun üstünde onları bekliyordum. Hikaye böyle başlamıştı. Evet, şehrin manzarası gerçekten çok güzel. Güzel manzarası var. Hafif puslu hava. Denize nazır bir yer. Kalede o denizi görüyor. Şehir tamamen surlarla çevrilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehrin etrafı tamamen surlarla çevrilmiş. Denize doğru yapılmış bir şehir. Biz düşmanlarımızı bekliyoruz. Geldiklerinde işlerini bitireceğiz. Aşağıya düştük. Şu taraftan mı gelecektiniz? Daha önce sanki buradan gelmişlerdi ama. Her zaman aynı yerden gelmiyorlar. Bu arada arkadaşlar güzergah bölümünde paşa olarak oynamıyoruz. Evet. Bir şarjörü de bitirdik. Tam bir şarjörde. Biri de teslim oldu. Bir şarjörde. Saniyede bitti iş. Ben bile anlamadım ne zaman bittiğini. Saniyede bitirdik işlerini. Bir tane de rehine yapalım. Rehine eksik mi olsun? Olmasın. Bir tane de rehine yapalım.
O da küsmesin bize. Rehine görevleri güzel. Önceden zorlanıyorduk ama bıçakları biledikten sonra arkadaşlar çok rahat geçebiliyoruz. O 4 tane elemanı rehinenin yanındaki 4 kişiyi hallettiniz mi? İş tamam. Evet, sonraki vazifemiz burada yarın için bizi bekliyor. Beklesin. Orada ısınsın biraz. Düşmanlar biraz kendini toparlasın. Çocuk gel buraya. Kimi kaçırdılar? Çocuk 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 gel. 8 tecrübe. Güzel tecrübesi var bunun. 255. Aa, bir sonraki bölümde arkadaşlar silahın mesafesini yükseltiyoruz. Silahın mesafesini bir sonraki bölümde yükselteceğiz ve onunla görevleri yapmaya başlayacağız. Daha uzak mesafelere atışlar yapabileceğiz bu sayede. Evet, bıçağı çektim. Atla birlikte gireceğim oraya. Zamanı da yavaşlattık mı rahat bir görev yapmayı düşünüyorum. Tabii yakın mesafeden kafadan vururlarsa bana, namaz vaktine de gitmedim. Kafadan vururlarsa geçemeyebiliriz. Evet, gördüm. O erken durdurdum zamanı. Zamanı erken durdurdum ama bakalım geçebilecek miyiz? Güzel. 4 kişiyi aldım. Çatıyı aldım. Güzel. Evet, temiz. Evet, gelenlerin neredeyse hepsini temizledim. Bütün bıçakları gönderdim. 11 bıçağı da gönderdim. Evet, diğeri de orada bir yerde saklanıyor büyük ihtimalle. Onu da sağ bıraktım. Acıdım ona. Rehineyi de bu şekilde kurtarmış olduk. Evet, görev tamamlandı. 263 tecrübemiz oldu. Bir sonraki bölümde silahın mesafesini son seviyeye getireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra görevleri yapmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.